abi sen fotoğraf al. Merhaba. Bir açıklama yapacak mısınız? Zamanı gelince zaten konuşacağız. Neyle ilgili geldiniz efendim? Savcılığa mı ifade verdiniz? Evet, bir ifade vermeye geldim. Şikayetçi misiniz? Evet, şikayetçiyim. Kimden? Enerji Ahmet Kural'dan. Şikayetçi olur. Kimden? Ahmet Kural. Sebebi nedir efendim? Ya biz şimdi adliyeden öğreneceğiz ama hani... Evet, siz öğrenirsiniz zaten. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Onu ben söyleyeyim. Bir cümleyle hemen söyleyeyim. Bizim bir koruma talebimiz oldu. Aile mahkemesi uygun gördü. Bir koruma kararı verildi. Başta uzaklaştırma olmak üzere. 6.284 sayılı kanun 5. maddesi uyarınca şiddet, fiziki şiddet nedeniyle akarama özgürlüğümüzü kullandık. Akabinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olduk. Başsavcılık makamı da bugün Sıla Hanım'ın ifadesine başvurdu müşteki sıfatıyla. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturmamız oldu. Akarama özgürlüğümüzü kullandık hukuk devletinin gereği olarak. Artık bundan sonra top yargıda, yargıda bir karar verecek. Biz hepimiz saygıyla karşılayacağız. Ne kadar koruma verdi? 3 ay. Evden uzaklaştırmadan tutun da iş yerinden uzaklaştırmaya, kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmemeye kadar geniş skalada birçok koruma kararını verdi. Peki bir şey soracağım. Bu koruma kararı yeni mi çıktı? Çıkmış mıydı ve aşıldı mı? Dün itibariyle çıktı. Henüz bir aşma yok. İnşallah aşılmaz. Aşılırsa bunun bir hukuki meydesi var biliyorsunuz. Disiplin hapsi var. Dolayısıyla aşılmayacağını umut ediyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Arabamızı bozulardı. Pardon. Gelemiyormuş. Ben yeni bak. Bizim arabayı getirsin. Teşekkürler. Sağ olun. Nasıl şahidim? Eyvallah. Eyvallah. Mesaj. WhatsApp. Burada benim hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. İyi bayramlar. Yeni saçlarıyla karşınızda efendim. İyi eğlenceler. Arkadaşlar. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çekilebilir miyiz yani?